Hakim. Gözüksün Hakim. Sakin olun. Çok tatlıymış. Eyvallah, sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Çalışıyoruz. İyiyiz ya, çalışıyoruz. Evet, galiba bugün setin bir iptal olmadı. Hakim mikrofonları kaldı. Sıkıntımı yaşadım da sette. Bütün toplantılarımızdan biri ilk senaryonun bir saatine bağlı olarak. Sezon finali mi, final mi? 50. bölüm, 50. bölüme kadar devam kararı alındı galiba. Devam ediyoruz yolunda. Evet. Öyle bir konuşma olmadı henüz. Kerem Bey de dün ödül aldı ama ödül sonrasında Bay G'nin konuşmaları çok büyük tepki aldı. Partneriniz hakkında siz ne söylersiniz? Yani ben partnerimi biliyorum. Partnerimin kalbini biliyorum. O yüzden böyle şeyler çok gereksiz. Gereksiz bir çıkış olmuş. Evet. Bence. Siz ne söyleyeceksiniz Kerem Bey? Yok benim yani... Bir cevap vermediniz orada evet ama... Yani o tarz şeylere cevap vermeye gerek yok. Zaten yani o olan oldu. Yani şöyle diyeyim size. Böyle bir şeye zaman ayırmak ve böyle bir şey yapmaya gerek yok. O yüzden bence çok konuşmaya gerek yok. Peki sizden sonrasında aradı mı, özür diledi mi? Kaldırsana. Bilmiyorum. Önemli değil. Ama bilmiyorum. Yani şey değil yani, gerçekten bunu konuşmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Ama duruşunuzla, tavrınızla topik trend oldu zaten bu duruşunuz, tavrınız. Gerçekten aslında büyük bir cevap vermiş oldunuz. Ve daha sonra biliyorsunuz magazincilere, yani magazinciler abarttı tarzında bir açıklaması oldu. Çok gereksiz bir açıklama. Bugün bazı programlarda da sizinle ilgili yorumlar yapıldı. Gelen çiçeklerin Murat Akdoğan'dan veya arkadaşımdanla alakalı. Ben de dergi çekimi yapıyorum. Dergi çekimi yapıyorum. Ya zaten saçma bir haber de yapılmış. Ha evet, o yok, ondan öncesinde hani ilk önce otopark, bir iş... Otopark, ben direkt otoparktan çıktım, siz beni görmemişsiniz. Öyle bir şey yapabilir miyim? Ben sizden ne zaman kaçtım? Yok, biz kaçtı olarak düşünmüyoruz zaten. Yazmışsınız, onu. Yazmışsınız, yazılmış. Ben bugün okudum o haberi. Çok gereksiz olmuş. Ben sizden kaçtım oldum ya da sizinle hiç konuşmadığım bir an oldu mu? Doğru. Bir markanın çekimlerindeydiniz. Evet. Sizde nasıl geçti bari? Gal çok da uzun sürdü, yaklaşık 8-9 saat bir çekim. 12 saat sürdü. 12 saat. Çok soğuktu. Hı-hı. Dışarıda çektik zaten. Tamam. Siz o zaman gelmemişsiniz. Evet, çok güzel geçti. Evet. Her zamanki gibi. Hı-hı. Yurt dışı projeleri çok geliyor size. Dijital platformdan bir film teklifi geldi. Var mı birlikte bir proje ya, olacak mı? Ya çok... şu an zaten birlikte bir projede çalışıyoruz. O yüzden şu an yani şey, yani bilmiyorum, bana öyle bir şey gelmedi, sana öyle bir şey geldi mi onu bilmiyorum. Ama şey, yani doğru da olmaz böyle şeyler konuşmaya. Çünkü evet, devam eden güzel bir çok işimiz güzel var, bir sevdiğimiz, var, sarıldığımız sevdiğimiz bir iş. Aslında öyle. Evet. Arkadaşlar çok yeni evinizde hayırlı olsun diyelim bu arada. Kerem Bey de sık sık galiba ziyarete geliyor. Gelirsek. Yani şöyle, biraz açıkçası yanlış buluyorum. Çünkü bir sonuçta özel hayatım, evim. O konuda saygınızı, hassasiyetinizi rica ediyorum. Böyle bir şey, orada bir sürü insan yaşıyor. Kerim de arkadaşları yaşıyor, benim de arkadaşlarım yaşıyor. Böyle bir şey, hani mevzu olmak istemem. O yüzden sizin de hassasiyetinizi talep ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun arkadaşlar, çok, sağ olun. Çok teşekkürler.